CHP şu an farkında mı acaba? Milyonlarca seçmen yerel seçimlerde sandığa gitmeyecek. Doğru. Ve ben şunu söyleyeyim Emin abi, kendi bir analizim açısından. Kemal Bey seçimleri kazanırsa, yani genel başkanlığı kazanırsa, genel olarak CHP üyesi olmayan ama CHP'ye oy veren seçmenler, ya bunlar dibi görmezse bırakıp gitmeyecekler, bari dibi görsünler diye kimilerin inatla AK Parti'ye, kimilerin sandıkta boş oy kullanacağını, kimilerin de yani oturduğu koltuktan kalkıp seçime gitmeyeceğini ve oy kullanmayacağını düşünüyorum. Sana İnsanlar tamamen unutuyor. iştirak ediyorum. Sana İnsanlar tamamen iştirak. unutuyorlar. İnsanlar unutuyorlar. Ekmelettin İhsanoğlu aday olduğunda Kemal Bey hani seve seve değildi. Başka bir anlamda söyledi. Evet, Gideceksin aynen dedi. öyle. Sesli. Ben Evet. onu farklı anlamda izleyicilerimiz anlayacaklardır büyük ihtimalle. Gitmediler. Gitmediler. Türkiye tarihinin en düşük katılımlı seçimi oldu 2014 genel seçimleri. Çok doğru. Ve belki Kemal Bey son anda adaylıktan çekilirse böyle şey bir barışçı bir süreç, kavga olmadan bir süreç önünü açmış olur. Ama bir kongre süreci yaşanırsa, Özgür Özel kazanırsa, Kemal Bey kaybederse partide çok büyük bir kırgınlık olacağını, bir kimliğin kendini çekeceğini düşünenlerdenim. Çok doğru. Onlar da bu sefer öbürleri Kemal Bey'in onuru kırıldı diyerek öbürlerinin kazanmaması için oy kullanmayacaklarını düşünenlerdenim. Kemal Bey kazanırsa diğer seçmenlerin oy kullanmayacak. Kısacası kim kazanırsa kazansın kongrede bir Pirus zaferi yaşayacaklarını düşünenlerdenim. İnşallah akılları başlarına gelir diye düşünüyorum. Kemal Bey bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer aday olarak açıklarken Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın'ı da Balıkesir yani eski milletvekili Ahmet Akın'ı da Balıkesir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Bunun nedeni de şu: delege hesabı. İzmir delegelerini ve Balıkesir delegelerini banko tutabilmek için yaptığı bir hamle oldu. Ya bunlar şöyle söyleyeyim, seçmen lütfen moralini bozmasın. Zira yerel seçimlerde bir hezimet gelecek. Bu hezimeti moral bozukluğundan karşılamasınlar. Yerel seçimler, yerel seçimlerin rövanşı değil. Buradan seçmenlere sesleniyorum. Sevgili kardeşler, yerel seçimlerin adı üstünde yerel yerel bunlar genel seçimin rövanşı değil. Genel seçimlere daha 4,5 sene vakit var. Eğer doğru dürüst bir muhalefet ortaya çıkarsa belki 1-2 sene içerisinde genel seçimi zorlayabilir ve erken genel seçim olduğu takdirde Türkiye daha doğru dürüst bir hükümete kavuşabilir. Yoksa lütfen moralinizi bozmayın, yerel seçimleri hiç ehemmiyetli olarak görmeyin. Yerel seçimler genel seçimlerin rövanşı değil.